Bugün Sabah gazetesinin manşetinde özel bir haber var. Abdurrahman Şimşek'e ait MİT operasyonunun detayları, İsrail'e suikastı MİT engelledi başlığını attık. Şimdi detayları da alacağız. İsrailli iş insanından bahsediliyor haberin detayında. Yair Geller'e suikast planı MİT'in müthiş bir operasyonuyla çökertilmiş. Perde arkasını öğrenelim. Muhabir arkadaşım Melis İslamoğlu bizi bekleyen isim. Melis'e hemen günaydın diyelim. Hoş geldin. Melis, nedir bu operasyonun detayları? Önemli bir operasyondan söz ediliyor. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı aylar süren teknik ve fiziki takibin sonucunda Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek bir suikasti önledi. İran İstihbarat Servisi Mossad'ın Kasım 2020'de İran nükleer programının mimarı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin intikamı için harekete geçti. İsim ise harekete geçtikleri isim ise intikam için Türkiye'de yaşayan İsrail asıllı iş adamı 75 yaşında Yair Geller ismiydi. Yair Geller'in hem Çatalca'daki iş yerini hem de Beşiktaş'taki evini adım adım izledi İran İstihbarat Servisi ve o anları da fotoğrafladı. İran İstihbarat Servisi Geller'i adım adım izlerken onları izleyen de birileri de vardı. O da MİT'in saha ajanları. Onlar da istihbarat servisini adım adım takip etti. İstihbarat servisi artık planın ikinci aşamasına geçilmişti ve aynı zamanda arada yani bu takibin yapıldığı anlaşılmaması için de Türk vatandaşlarının da bu işin içinde olduğu da belirtilmiş oldu. Yani aralarında Türk olan isimler de vardı. MİT tespitlerinin ardından Ankara'da gizli bir toplantı yaptı. Mossad'la bir araya geldi. Toplantının ardından Geller'in güvenli bir eve alınması kararı verildi. O güvenli eve geçtikten sonra Geller hem Mossad'ın ajanları tarafından da konuldu. Ardından MİT harekete geçti. Operasyonun düğmesine bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 kişinin yakalanması için operasyon düğmesine bastı ve 8 kişi yakalandı. Bu 8 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tehdit suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.